İlk olarak bir hücresel yapı. Hücresel yapı dediğimiz şu arkadaşlar. Bütün canlılar hücreden oluşmuştur. Ama bazıları tek bir hücreden oluştuysa, bazıları çok hücreden oluşmuş da olabilir. Şimdi onların ayrımını azıcık azıcık yapacağım. Hücresel yapı olarak önce şunu bilelim. Canlıların en küçük işlevsel birimi hücre. Tamam. Ve bütün canlılar en az bir hücreden oluşmuştur. En az bir hücreden dediğim, yani bir hücre olacak ama çoğu da olabilir. En az bir hücreden oluşmuştur bütün canlılar. O yüzden hücresel yapı bütün canlılarda ortak ama şimdi bu hücre hakkında hatırlayalım. Hatırlama yapıyoruz şimdi. Prokaryot hücrede var. Ökaryot hücrede var. Şimdi prokaryot hücre ne demek bilen var mı? İlkel hücre değil miydi hocam? İlkel, yani özellik olarak ilkel, ökaryota göre daha ilkel. Neden? Çekirdeğim mi yoktu? Heh, aynen. Karyot çekirdek demek. Karyokines, çekirdek bölünmesi. Tamam mıdır? Karyokines dediğimizde mesela mitozda çekirdek bölünmesi dedik. O yüzden karyot çekirdek demek. Bak, prokaryot, ökaryot. Pro daha hazırlanıyor. O zaman bu çekirdeksiz hücre. Ökaryot ise çekirdekli hücre. Ve evet Hikmet, dediğin gibi prokaryot daha ilkel, ökaryot bu yüzden daha gelişmiş. Tamam. Peki çekirdeksiz dedik, çekirdekli dedik. Bu prokaryot hücre olsun. Bu da ökaryot hücre olsun. Dediğim gibi hücre nitesinde bunları zaten ayrıntılı göreceğiz. Ama burada da altyapıyı kurmak zorundayız. Tamam mıdır? Şimdi şu prokaryot, ökaryot hücrelerde ortak olarak bulunan hücre zarı. O zaman dünyada bazı hücreler prokaryot, bazıları ökaryot. Başka çeşit yok. O zaman dünyadaki bütün canlı hücrelerde hücre zarı ortak olarak bulunur. Hücrenin içini dolduran sıvı kısım sitoplazma. Bu da tüm canlı hücrelerde hücre içinde ortak olarak bulunur. Ve bütün canlı hücrelerde protein sentezinin yapıldığı ribozom vardır. Çünkü şöyle düşünün, canlı hücreler solunum yapacak, enzim lazım. Enzimler protein yapılı, protein ribozomda üretiliyor. O yüzden bütün canlı hücrelerde ribozom organeli ortak olarak bulunur. Ve DNA, RNA. Bakın, prokaryot hücrelerde de DNA var. Ökaryot hücrelerde de DNA var. Ama biraz farklı çizdim. Bakın, prokaryotlarınki böyle halkasal, iki ucu kapalı. Ökaryotlarınkinin iki ucu açık, doğrusal. Ama ortak olarak DNA bulundurabiliyorlar. O zaman ikisinde de DNA var. İkisinde de tek zincirli RNA var. Zaten protein sentezinde kullanacağız. Fark ne? Ökaryotlarda DNA sitoplazmadan bir zarla ayrılmış halde bulunuyor. İşte biz buna çekirdek diyoruz.
Prokaryotlarda çekirdek olmadığı için nerede bulunuyor? Sitoplazmada. Prokaryotlarda ribozom organeli var. Ökaryotlarda ribozom dışında diğer organeller de var. Prokaryotlar sadece ribozom organeli bulundurur. Başka hiçbir organel bulundurmaz. O zaman dünyadaki tüm canlı hücrelerde 5 şey ortak. RNA, DNA, sitoplazma, hücre zarı ve ribozom. O zaman hemen diyorum ki tüm canlı hücrelerde DNA, RNA, ribozom, sitoplazma ve bir de ne? Hücre zarı. Ortak olarak bulunur. O zaman ben size desem ki bu hücrede ribozom var desem, prokaryot mu ökaryot mu bil desem bilemezsin bu bilgiyle. Çünkü ribozom herkeste var. Ama DNA var desem onu da bilemezsin. Ama DNA çekirdek içinde desem ökaryot dersin. Tamam mıdır? O zaman prokaryot için şöyle bir cümle yazabilir miyim acaba? Zar ile çevrili çekirdeği ve ribozom dışında organeli olmayan hücre. Ökaryot hücre içinde zarla çevrili çekirdek ve organelleri olan hücre. Evet, dolayısıyla baktığımızda prokaryot daha az gelişmiş, ökaryot daha çok gelişmiş. Peki kimler prokaryot, kimler ökaryot? En çok da sorularda bunu karıştırıyorsunuz mesela. Prokaryot, 3 tane canlı var arkadaşlar dünyada, gerisi ökaryot. Tamam, şu 3 canlıyı aklınızda tutun. Bakteriler, prokaryot, arkeler, prokaryot, bir de mavi yeşil alg. Siyanobakteri. Bakın. Bu canlıların dışındaki herkes, bütün canlılar ökaryottur. Anlaştık hocam, mı? Söyle kuzum. Bir şey sormak istiyorum. Tabii. Şimdi zar ile çevrili çekirdeği ve ribozom dışında organeli olmayan hücre dedik. Hı-hı. Çekirdeği ve ribozom mu var anlamına mı geliyor? Hayır. Zarla çevrili çekirdeği ve ribozom dışında organeli olmayan. Tamam. Yani zarla çevrili çekirdeği de yokmuş. Ribozom dışında organeli de yokmuş. Anladım. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi o zaman bakteriler, arkeler ve mavi yeşil alg prokaryot. Bunun dışında kalan herkes ökaryot. Mesela amip var mı listede? Yok. O zaman bakın, amip ökaryot. Öglena var mı listede? Yok. Öglena o zaman ökaryot. Birim ayası yazıyor mu? Yazmıyor. Bitki yazıyor mu? Hayır. Hayvan yazıyor mu? Hayır. Bunlar o zaman nasıl canlılar? Ökaryot bu saydıklarım. Amip, öglena, birim ayası, bitki, hayvan, plazmodyum. Anlaştık mı? Bir tek bu üçü prokaryot. Arkadaşlar mavi yeşil alg tek bir canlı. Hem mavimsi hem yeşilimsi renge sahip. Ama bunun haricinde dünyada yeşil alg de var.
Ama yeşil alg, mesela onu yazalım buraya. Mavi yeşil alg prokaryot, tamam. Ama yeşil alg, kırmızı alg, esmer alg, nokta nokta nokta. Bunlar da ökaryot. Bir tek mavi yeşil alg prokaryot. Algler arkadaşlar burada suda yaşayan küçük mikroorganizmalar, sonra geleceğiz onlara. O zaman prokaryot olan bu canlılar tamamı tek hücreli. Bu canlıların tamamı tek hücreli. Ama burada tek hücreli olan da var. Amip, ögdena, biramayası, paramecium gibi. Tek hücreli olan da var. Çok hücreli olan da var. O yüzden bir süre sonra prokaryota tek hücreli, ökaryota çok hücreli demeye başlıyorsunuz. Prokaryot ve ökaryot bize hücre sayısı hakkında bilgi vermiyor. Hücrenin çekirdeği var mı yok mu onun bilgisini veriyor. O yüzden bakın, ökaryotlarda da tek hücreli olan var, çok hücreli olan da var. Ama prokaryotların tamamı tek hücreli. Tamam mıdır? Evet, buraya kadar anlamadığınız yer var mı? Hücresel yapıyı öğrendik mi? En azından prokaryot ve ökaryot hücrelerin özelliklerini de ne yapmış olduk? Tekrar etmiş, hatırlamış olduk ama tekrar göreceğiz zaten. Tamam? Bu hücresel yapı birinci ortak özelliğimiz. İkinci ortak özelliğimiz beslenme. Beslenme ne demek? Beslenme ne demek? Besin almak. Besin alma mı sadece? Besin üretme olamaz mı? Yok, vücuda besinin girmesi, o anlamda söylemiştim. Vücuda besin girdi. Peki vücuda besin girmese, vücut besini kendi üretse beslenmiş olur mu? Olur. Olur. Güzel. O zaman şöyle diyoruz, beslenme için. Canlıların o kelimeye hiç girmeyeyim önce. Canlıların solunumda parçalayıp ATP üretmek için organik besinlere ihtiyacı vardır. Organik besinlere ihtiyacı vardır. Bu yüzden canlıların hepsi besin temin etmek. Hepsi besin temin etmek zorundadır. İşte buna beslenme deniyor. Yalnız biraz önce söylediğimiz gibi, bazı canlılar besinlerini kendi üretirken vücutlarında, bazıları dışarıdan hazır alır. Kendi üretenlere üretici canlılar deniyor. Yani ototrof. Hazır besin alanlara da tüketici canlı deniyor. Yani heterotrof. Tamam. Ototrof neymiş yani? Ototrof da diyebilirsiniz kısaca. Bunu 40 tane şekilde yazıyorlar. Her birine doğru kabul edin. Kendi besinini
kendisi üretebilen canlılardır. Bunlar üretici. Yalnız bu canlılar bunu yaparken enerji kaynağı kullanıyorlar. Hem bu arada şunu da yazalım. Bu canlılar dışarıdan organik madde almazlar. Mesela bizim evimizdeki bitkilere biz sadece ne veriyoruz? Su. Suda da inorganik maddeler var. Suyun içinde organik maddeler yok. Tamam mıdır? O yüzden sadece ne veriyoruz? Su. Çünkü kendi organik maddesini kendi üretiyor. Peki bunu üretirken enerji kullanıyor dedik. Bazı üretici canlıların klorofilleri vardır. Klorofilleri olanlar güneş enerjisi kullanır. Peki bu güneş enerjisi kullanır diyoruz ya, güneşten gelen enerji yüklü parçacığın adı ne? Bilen var mı? Güneşten gelen enerji yüklü parçacığın adını bilen var mı? Foton arkadaşlar. Klorofilleri olanlar güneş enerjisi kullanır. Ve bunların, o yüzden bu güneş enerjisi kullandığı için bu üreticilere fotoototrof canlılar diyoruz. Ve fotoototrof canlılar besin üretimi yapıyor ya, o olaya da fotosentez diyoruz. Fotosentez ile besin üretir. Bazıları da arkadaşlar klorofile sahip değildir. Klorofili yok. Bu yüzden güneş ışığını kullanamaz. Yakalayacak pigmenti yok. Klorofili yok. Bu yüzden güneş ışığı kullanamaz. Peki ne kullanır? Kimyasal enerji kullanır. Kimyasal enerji kullanır. Ama bu kimyasal enerji kullanıyor ya şimdi. Ona daha sonra nasıl elde ettiğine falan daha ayrıntılı başka yerde göreceğiz. Kimyasal enerji kullanır ve o yüzden bunlara kemoototrof canlılar denir. Ve kemosentez ile besin üretirler. Tamam mıdır? O zaman üretici canlılar dışarıdan hazır besin almayan, kendi besini kendisi üreten, hiç dışarıdan organik madde almayan canlılar. Ve bunlar kendi organik maddelerini üretirken kullandıkları enerji kaynağına göre ikiye ayrılıyorlar. Bir klorofili olanlar var, bir olmayanlar var. Klorofili olanlar neyi kullanabiliyor? Güneş enerjisini kullanabiliyor. Bunlara fotoototrof deniyor. Yaptıkları işte fotosentez. Klorofili olmayanlar da güneş ışığı kullanamıyor. O zaman bunlar da başka yollardan kimyasal enerji kullanıyor. Bu canlılara da kimyasal enerji kullandığı için kemoototrof dedik. Yaptıkları işte kemosentez. Tamam. Tüketici olanlar peki? Onlar dışarıdan işte hazır organik madde alıyorlar. Organik maddelerini dışarıdan hazır alırlar. Bizim gibi. Tamam. Yani kendi organik madde üretmez. Organik maddelerini dışarıdan çoğunu hazır alır. Bunlar tüketici canlılar. Tamam. Peki fotoototrof canlıların örneklerini verebilecek olan var mı? Fotoototrof canlılara örnek. Kimler fotosentez yapabilir? Bitkiler yapmaz mı? Aynen.
bitki yapar. Başka? Siyanobakteri. Siyanobakteri yapar. Zaten diğer adı mavi yeşil ya. Yeşil demek ki klorofil var. Siyanobakteri yapar. Başka? Bir tane de ben söyleyeyim. Suda yaşayan öglena yapar. Bazı bakteriler yapar. Hepsi değil tabii ki de. Bazı bakteriler ve bazı arkeler yapar. Kemosentezi kim yapar? Bunu bilen var mı? Arkadaşlar söylediğiniz şey yanlış da olabilir. Gram ayası. O mantar, değil mi? Çok önemli bir şey öğreneceğiz şimdi. Bütün mantarlar tüketicidir. Hiç üretici mantar yoktur. Çünkü mantar bitki değildir. En çok yaptığınız yanlış bu. En çok düştüğünüz yer bu. Şimdi bunu hemen yazıyorum. Nereye? Tüketicilere. Mantarlar, parantez açtım. Bira mayası, şapkalı mantar, parantezi kapattım. Evet. Başka fikri olan var mı? Kemosentez yapabilen? Bazı bakteriler yapamıyor. Bazı bakteriler. Bir de bazı arkeler. Dünyada başka kimse kemosentez yapamıyor. O zaman kemosentez yapan bir canlı kesinlikle prokaryottur diyebilir miyim? Hikmet diyebilir miyim? Hiç emin değilim hocam şu anda. Oğlum baksana. Bazı bakteriler sadece bazı arkeler. Başka kimse yapmıyor. Tamam. Kesin prokaryot, kesin tek hücreli bir canlıdır. Bu da çok önemli bir soru tipi. Bir canlı kemosentez yapıyorsa sana soruda kemosentezi sormak istemez. Kemosentez yapıyor bilgisini verip prokaryot mu, ökaryot mu, tek hücreli mi, çok hücreli mi hep onları sorar. Tamam mıdır? TET sorularında o yüzden kelime oyunu çoktur. O yüzden dikkat edeceğiz. Anlaştık mı? O zaman şuraya yine de yazalım. Dediğim gibi ileride bakın bunları köküne kadar zaten öğreneceğiz. Ama şu altyapıyı kuralım. Kemosentez ile besin üretiyor dedik ya. Bazı bakteriler ve bazı arkeler. Başka kimse yok dünyada. O zaman bir canlı kemosentez yapabiliyorsa kesin prokaryottur ve kesin tek hücreli. Neden? Çünkü prokaryotlarda hepsi tek hücreliydi. Anlaştık mı? Bu da ipucunuz olsun. Peki o zaman heterotrof olanlar, mantarlar. Evet, mantarlar çok önemli. Bu birlikte yaşam şekillerinde de mutualizm yaşamda da hani mantarla bitki birlikte yaşıyordu. Bir de mantarla su yosunu birlikte yaşıyordu. Biz buna liken demiştik. İşte mantar hep birlikte bulunduğu canlıdan hep organik besini hazır aldı. Ha demek ki heterotrof. Anlaştık mı? Bira mayası, şapkalı mantar da mantar örneklerimiz. Peki başka kimler? Hayvanlar. Tüm hayvanlar heterotrof. Artı bazı bakteriler, bazı arkeler, mesela plazmodyum, bu sıtma parazitidir arkadaşlar. Yavaş yavaş bu canlıları da tanıyalım ki, çünkü hep aynı isimleri soracak, tamam? Plazmodyum sıtma parazitidir. Mantar, bitkilerden heterotrof olan, hazır besin alan tek bir bitki var, tam parazit. Ama onu da parazitlikte görmüştük, hatırladınız mı? Canavar otu. Ama buraya heterotrof beslenmeye onu çok dillendirmiyoruz, tamam? Vesaire.
Bunlar da tüketici olan canlılar. Bütün bu canlılar bir şekilde besini kendi vücutlarında oluşturdu. Ne yaptı yani? Biri dışarıdan hazır aldı, biri de kendi üretti. Ama eninde sonunda ikisi de besin bulmak zorunda. O yüzden beslenmek zorunda. Neden? Çünkü bu besinle ne yapacakmış? Bak, bu besini solunumda parçalayıp ondan ATP üretecekmiş. O yüzden herkes beslenmek zorunda. Tamam mıdır? Çünkü bu organik besinlerde ne var? Enerji var. Peki o enerji nereden geldi? İşte fotosentez ya da kemosentez yapan canlı o enerjiyi besinin içine koydu. Biz de o besini yedik. Sonra o besini parçaladık. Sonra o enerjiyle de solunum yapıp ne üreteceğiz? ATP. Tamam mıdır? O yüzden besin piramidini gösterdim ya size. Yukarı çıktıkça enerji miktarı ne oluyordu? Aktarılan enerji azalıyordu. Hatta %10'u aktarılıyordu. Hatırladınız mı? Daha yeni gördük. Neden %10'u aktarılıyor? Çünkü canlılar birbirlerini yedi. Ben mesela alttaki bitkiyi yedim. Ondaki glikozları kullandım. Enerji ürettim. Tamam. Bir kısmını da tabii depo ettim vücudumda. Fazla glikozu yağa dönüştürdüm. Beni de başka biri yedi. O zaman o yağdan da o parçaladı, enerji üretti. Ama bu her enerji üretim tüketim oldukça her basamakta ısı çıkacağı için aktarılan enerji de yukarıya doğru ne oluyor? Azalıyor. Evet, beslenmeyle ilgili anlamadığımız yer var mı? Hocam ben şey sorabilir miyim? Sor kuzum. Hani dedik ki kemosentez ile besleniyorsa, şey besin üretiyorsa kesin prokaryot. Ben orada nasıl kesin dediğimizi şey yapamadım. Hemen birinci sayfaya dönüyorum. Bekle. Kimler prokaryotmuş kuzum? Bakteri, arke, mavi işlek. Bunlar prokaryot canlılar. Doğru mudur? Evet. Tamam. Bunu tut aklında. Bunu da sadece bakteri ve arkeler yapabildiğine göre dünyada, o zaman bu bakteri ve arkede prokaryotsa, bir canlı kemosentez yapıyorsa kesin prokaryot. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Başka sorusu olan var mı? Başka anlamadığınız yer var mı? O zaman arkadaşlar, ne için beslenmiştik? Solunumda o besini parçalayıp ondan enerji edip bilmek için, değil mi? O zaman solunum diyelim. Başka bir ortak özelliğimiz. 3. Solunum. Şimdi solunuma baktığımız zaman, solunum canlıların yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmek için gerekli ATP'yi üretme reaksiyonları. Tamam mıdır? O zaman solunumda evrensel enerji molekülü olan ATP üretimi olur. Evrensel enerji molekülü olan ATP üretimi olur. Peki, şimdi ben o solunuma geçmeden önce ATP'yi bir öğrenelim. Bu molekül hakkında neler bilmemiz lazım? Niye evrensel? ATP'nin açılımı adenozin trifosfat. Tamam. Şimdi bu nasıl bir molekül? Bunun yapısında azotlu organik baz var, adenin. Adenin bulunuyor. Azotlu organik baz. Tamam. Şimdi şuraya A diyelim. Buna 5 karbonlu bir şeker bağlı, riboz şekeri. 5 karbonlu riboz şekeri bağlı. Ve şu bağ şekeri mi baza bağladı? Şekeri bağladığı için
Adı glikozit bağı. Oradan tutun aklınızda. Şekerlerin arasındaki bağ glikozit bağıydı ya. Bu bağda şekeri azota bağladığına göre demek ki glikozit bağı. Ve 5 karbonlu riboz, alkol. Buna bir fosforik asit bağlanacak. Alkollerle, kimyadan biliyorsunuz, alkol ile asit arasındaki bağ ester bağı. O zaman bu riboz alkolüyle fosforik asit P ile gösteriyoruz ama aslında bu H3PO4 burası. Bunun arasındaki bağ da neymiş? Ester bağı. Bu molekül daha adenozin trifosfat olmadı. Şu anda bu molekül bir tane mi fosfat bar yapısında bir tane fosforik asit varsa adenozin monofosfat yani AMP. Sonra buna şu kıvrımlı bağı kurup yüksek enerjili demek kıvrımlı olması yüksek enerjili bağı kurup sonuna bir fosforik asit daha eklediğimizde ne elde edeceğiz? Adenozin difosfat yani ADP kısaltması. Yalnız ADP çok kararlı bir molekül. Şimdi buradan başka şeylere bağlayacağım ama ondan önce kararlı demek ne demek? Kimyadan biliyorsunuz yani kararlı molekül nasıl davranır? Evet, nasıl davranır kararlı molekül? Bağ kurmak istemez. Evet, kimseyle bağ kurmak istemez. Kimseyle elektron alışverişi yapmak istemez. Kararlı bir molekül. Atomlarına sahip çıkıyor yani. Peki ben buna, işte o besindeki enerjiyle bir tane daha yüksek enerjili fosfat bağı kuruyorum. Şu iki bağ aynı nitelikte. Tamam. Ve buna bir tane de fosforik asit bağlıyorum. Ne üretmiş oluyorum? ATP, trifosfat. ATP. Kararlı mı, kararsız mı? Yorum yapabilecek olan? Kararsız olabilir. Aynen. Kararlı molekülü atom ekleyip bozdun. Kararsız. Bunun kararsız olması benim çok işime geliyor. Neden? Bu evrensel enerji molekülü, işte ben bu kararsız olduğu için şu bağı kolaylıkla parçalayıp ne yapacağım? Bu bağdaki enerjiyi kullanabileceğim. O zaman şu bağların ismini de bir yazayım. Sonra başka şeylere değineceğim. Bu kararlılıkla ilgili, ATP ile ilgili. Şu bağların adı yüksek enerjili fosfat bağları. Tamam mıdır? Şimdi bakın. Bu ATP molekülünü yıktım. Ve son bağı kopardım. ADP kaldı. Peki ADP molekülünün içinde enerji var mı? ADP'de. Adenozin difosfatta enerji var mı? Var. Var. Değil mi? Şu bağ var. Anlaştık mı? Enerjili bağ. Peki bu bağı yıksan enerji elde edebilirsin. Doğru. Ama ADP kararlı. Bunu yıkmak için daha çok enerjiye ihtiyacın var. Atıyorum bunu yıkmak için 10.000 kalori harcıyorsun. Eline gelen 7.300 kalori. Bunu yıkar mısın? Ben olsam, vücut olsam yıkmam. Çünkü daha çok enerji harcıyorum yıkmak için. Çünkü kararlı. Ama bir bakıyorum daha az enerji elde ediyorum. Yani enerjide kaybım var. O yüzden arkadaşlar biz vücudumuzda ATP kullanırken ATP'yi, kararsız olan ATP'yi yıkmak çok kolay. Çünkü kendi kendine de parçalanıyor kararsız. ATP'yi ADP'ye kadar yıkıyoruz. Yani o sondaki P ile ADP arasındaki bağı kopardık. Bu arada o bağdaki enerji de açığa çıktı. Biz bu enerjiyi işte metabolik olaylarda kullanıyoruz. Ama ADP'de de enerji var.
Ama biz bu ADP'deki, bakın şuradan sonra, şu kısımda da enerji var. Ama biz bu kısmı yıkmayız. Çünkü bu kısım çok kararlı. Daha çok ATP, daha çok enerji harcıyoruz, daha az enerji çıkıyor. O yüzden biz ATP'yi vücudumuzda ADP'ye kadar yıkıyoruz. Sonra o ADP'ler ne oluyor? O ADP'leri alıyoruz, P'leri de alıyoruz. Besin de almıştık ya, yemiştik biraz önce beslenmeyle. Yıktık, içinden enerji çıktı ya. İşte o enerjiyle tekrar vücut ne üretiyor? ATP. Sonra bunu tekrar kullanıyoruz. Diyeceksin ki hocam besindeki enerjiyi doğrudan kullanalım. Niye ATP'nin yapısına katıyoruz? Çünkü ATP arkadaşlar evrensel enerji molekülüdür. Herhangi bir canlı hangi enerjiyi kullanıyorsa kullansın mutlaka onu önce ATP'ye çevirmek zorunda. Tamam? O zaman ATP tüm canlılarda. ATP tüm canlılarda. Hatta tüm canlılarda, tüm olaylarda, hatta tüm olaylar demeyelim de, ATP kullanılan, enerji gerektiren tüm olaylarda diyelim. Tüm canlılarda enerji gerektiren tüm olaylarda doğrudan altını çizdim. Doğrudan kullanılabilen enerji kaynağıdır. Tamam mıdır? O yüzden evrensel enerji molekülü. Mesela fotosentez yapanlar güneş enerjisi mi kullanıyor dedik. O güneş enerjisini doğrudan kullanamayacak o zaman. Ne yapacak önce? ATP. Kemosentez yapanlar kimyasal enerji kullanır dedik. Demek ki onu doğrudan kullanamayacak. Önce onu ATP yapacak. Tamam? O zaman bakın. ATP kararsız bir molekül olduğuna göre depolanabiliyor mu? Arkadaşlar ATP kararsız. Üretildiği gibi geri tüketilir. Yani depolanamaz. Peki kocaman bir molekül. Bakın monomer yapılı değil. Yapı taşı değil. Arada bir sürü bağ ve bir sürü madde birbirine bağlanmış. Büyük molekül. Hücre zarından geçemez. Hem bir yerde saklayamıyorum. Hem hücre zarından geçemiyor. O zaman bir hücreden diğerine aktarılabilir mi? Hayır. Bir hücreden diğerine transfer edilemez. O yüzden her canlı hücre kendi ATP'sini üretmek zorunda. Yani ne yapmak zorunda? Solunum yapmak zorunda. O zaman depolanamaz. Hücre zarından geçemez. Bir hücreden diğerine aktarılamaz. Bu yüzden her canlı hücre solunum yapıp kendi ATP'sini üretip tüketmek zorunda. Tamam. Bu yüzden her canlı hücre solunum yapmak zorunda. Yalnız bazı canlılar bu ATP üretme işini oksijen kullanarak yapıyor. Biz onları oksijenli solunum yapan canlılar diyoruz. Bazıları oksijen kullanmıyor. Onlara da O2'siz solunum yapar diyoruz. O2'li solunum aerobik. O2'siz solunum anaerobik. Bazıları da arkadaşlar fermantasyon yapar. Bunları ileride öğreneceğiz ama bunların hepsi birer solunum çeşidi. O zaman bütün canlılar solunum yapar mı? Evet. Bütün canlılar oksijenli solunum yapar mı? Hayır.
oksijensiz yapan da var, fermantasyon yapan da var. Tamam? Şimdi ATP'yi bu kadar öğrenince bir de şuraya şunları da yazmadan edemeyeceğim. Şurada birinci reaksiyonda ATP tükettik. Biyolojide çıkış şekli D. D bir şeyin çıktığını gösteriyor. Mesela karbondioksit çıkışı dekarboksilasyon gibi. Burada da fosfat mı çıkmış? O zaman bu olay defosforilasyon. Özel adı. Ne demek? ATP tüketimi demek. Şurada ise ATP mi ürettim? ATP üretirken ADP'ye P mi bağladım? Yani ADP'yi fosforladım. Fosforilasyon. Bu da ATP üretimi demek. Peki ATP tüketimi enerji alan bir reaksiyon mu, tüketim enerji veren mi? Evet arkadaşlar, bunu da tahtadan görüp söylersiniz herhalde diye düşünüyorum ama. Yoksa uyuyor muyuz? Enerji alıyor. ATP tüketimi. Ha, tüketim enerji veriyor. Heh, yani egzergonik bir tepkime. ATP üretimi enerji alan mı, enerji veren mi? Enerji alan. Enerji alan. Endergonik bir tepkime. Anlaştık mı? Evet, bunları soracak size. Tamam. Var mı buraya kadar sorun? Evet, ara sıra ben de listeden isim seçip arkadaşlar sorular soracağım. Lütfen her zaman hazır dinleyin. Tamam mıdır? Hazır olun. Peki buraya kadar. Çünkü çok sessiz duruyorsunuz artık. Sadece birkaç kişi konuşuyor. Birkaç kişi konuşsun istemiyorum ben. Herkes konuşsun. Tamam? O zaman ortak özelliklerden. Üçüncü özelliğim solunum. Solunumu öğrendik. Neden bütün canlı hücreler solunum yapmak zorundaymış? Çünkü ATP molekülü çok kararsızmış. Bu yüzden hem depolanamıyormuş, hem de kocaman bir molekülmüş. Zardan da geçemiyormuş. Bu yüzden her canlı hücre kendi ATP'sini üretmek zorundaymış. Bu yüzden her canlı hücre solunum yapmak zorundaymış. Ama bazıları bunu O2'li, bazıları O2'siz, bazıları da fermantasyonla yapıyor. O yüzden kelime oyunları sorularda mesela diyor ki bütün canlılar diyor oksijenli solunum yapar. Yanlış. Oksijensiz solunum diye bir şey var dünyada. Onu yapan canlılar da var. Anlaştık mı? O yüzden bunu öğrenmek için ne yaptık? Önce ATP'nin yapısını öğrendik. Onun kararsız bir molekül olduğunu öğrendik. Üretimine ve tüketimi verdiğimiz özel isimleri öğrendik. Üretiminin ve tüketiminin enerji alan mı, enerji veren mi bir reaksiyon olduğunu öğrendik. Mesela ATP üretimi neydi? Fosforilasyon. Dedim ki biraz önce fotosentez yapanlar güneş ışığını önce ATP'ye çevirecek. İşte o ATP'lere fotofosforilasyonla üretildi deniyor. Mesela kemosentez yapanlar kimyasal enerjiyi ATP'ye çevirecek. Onlara da kemofosforilasyonla ATP üretimi yapanlar deniyor. Tamam mıdır? Bunları anlamlandırabilmek için bu altyapıyı öğrenmeniz lazım. Bu altyapıyı doğru düzgün öğrenemezseniz biyoloji zaten hep böyle üst üste geliyor. Ha o neydi hocam, benim şu sınıfım zayıf, hocam benim şunun hattı kötü. İşte o yüzden ipin ucunu kaçırmayın. Tamam mıdır? Ara ara sorular soracağım. Lütfen her zaman tetikte olun. Her zaman tahtaya, ekrana bakın. Tamam? Evet, o zaman boşaltımla devam edeceğiz ama bir 10 dakika ara verin.